Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. 1216. hadis-i şerif. Men allaka, her kim asarsa, temimeten, nazar boncuğu, fakat eşreke, muhakkak kişi koşmuştur. Nazar boncuğu onun faydası olduğuna inanırsa tabi sıkıntıdır. Ama tabi nazardan sakınmak için malum böyle boncuktur, tılsımdır ve bunun etkisi, tesiri buna atfederse bu sıkıntı olur. Halbuki de bunun için bize öğretilen ne vardır? Ayet-i Kürsi var, Falah Nas sureleri var ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları var. Bunları ne yapmak lazım? Bunları aracı yapmak lazım. Bunlardan, nazar boncuğundan, bu tılsımdan, bu şeylerden medet ummak, bunlar caiz değil. Yani özellikle bunlar, hani bunların faydası var. Halbuki de yani ince bir şey, mesela bazıları diyorlar ki mesela bıçak kesti demek hoş bir söz değil. Bıçak kesmez. Bıçak kesseydi İbrahim Aleyhisselam kestiği zaman İsmail Aleyhisselam'ı keserdi. Ateş yakar, ateş yakmaz. Kesen de Allah'tır, yakan da Allah'tır. Ateş yaksaydı İbrahim Aleyhisselam'ı yakardı ateşe atıldığı zaman. Yani böyle burada da hani yani bizzat bu nazar boncuğu bir şey yapıyor dediğiniz zaman aşağı orada bir şirk kokusu oluyor. 1217. hadis-i şerif: Men garese garsen, her kim bir şey dikerse, lem yekul minhu ademiyyun ve la halkun min halkillah. Bir Adem, bir insanoğlu veyahut da Allah'ın mahlukatından bir mahlukat, bir hayvan ondan yer. Yemez ki illa kâne lehu sadaka, illa ki o onun için ne olur? Sadaka olur. Demek ki ne kadar insan veya mahlukat o diktiği şeyden istifade ederse o onun için sadaka olur. 1218. hadis-i şerif: Men gâsele meyyiten, her kim bir ölü yıkar ise, yani bir cenaze var ve o cenaze yıkanması gerekir. İlla ki birileri bunu yapması gerekir. İşte bunu yapan ne olur? Seterallahu minezzunub, Allah-u Teala onun günahlarını örter. Bu yıkayan kişi için. Ve men keffenehu, her kim kefenler ise, kesellahu minessundes, Allah-u Teala onu ahirette o sunduz kıyafetiyle onu giydirir. Demek ki yıkayanın günahlarını örter, kefenleyenin de ne yapar? Ona sunduz kıyafetini, o güzel kıyafeti o şahsa giydirir. 1219. hadis-i şerif: Men tafe bil beyti 50 merraten, her kim Kabe'yi, Allah'ın evini tavaf ederse, 50 merraten, 50 sefer. Malum bir sefer döndüğümüz zaman ona şavut denir. 7 sefer döndüğümüz zaman ona bir tavaf denir. İşte bu şekilde 50 tane tavaf yaparsa, tabi bunlar için umre falan şart değil. Yani bir erkeğin ihrama girmesine gerek yok. Veyahut da efendim Mekke mükerremeden dışarı çıkıp tekrar gelmesine gerek yok. Daha önce söylemiştik. Camiye girerken 2 rekat tahiyyatül mescid kılınır. Kabe'ye giderken de tahiyyatül mescid yerine vardır. İşte bu tavaf vardır. 7 sefer şavut yapılır. O bir tavaf olması suretiyle ondan sonra oturulur. İşte tabi tavaftan sonra da 2 rekat tavaf namazı var. 50 sefer tavaf yapan, men tafa bil beyti 50 merraten, her kim Allah'ın evini 50 merre, 50 sefer tavaf yaparsa, harece min zunubihi, günahlarından çıkar,
Keyomi veledet ummuhu, annesi onu doğurduğu ilk gün gibi. Nasıl doğduğumuz ilk gün, o gün nasıl ki masumsa, günahsızsa, bu 50 sefer tavaf yapan da o dereceye ulaşır. 1220. hadis-i şerif: Men fattara saimen, her kim bir oruçluya iftarını açarsa, kâne lehu, o ikram yapan kişi için vardır, mislu ecrihi, o saimin ecri gibi. Yani o saim oruç tutmuştur, nasıl bir ecir almış ise, o ikramı yapan, iftar ikramını yapan da onun için o ecir var. Gayra ennehu la yenkasu min ecri saimi şey'en, ve oruçlunun sevabından da herhangi bir şey eksik olmaz. Yani o oruçlunun sevabını tam alır, o ikram yapan da, o da ayrı sevabını tam alır. 1221. hadis-i şerif: Men savvara suran, her kim bir suret yapar ise, şekil, insan şekli, hayvan şekli, mahlukat şekli, ama ağaç, deniliyor ki bu cansızlar için bir sıkıntı yok. Men savvara suran, her kim bir suret yapar ise, fe inna Allaha muazzibuhu, Allahu Teala o ressamı, o sureti çizeni azaplandırır. Hatta ta ki azap devam eder. Yenfuhe, bu fotoğrafı yapan, bu sureti yapan üfleyecek. Fihe, o yaptığı surete ne üfleyecek? Ruh ruh üfleyecek. Yani ona can verecek. Diyecektir ki, sen buna can ver, azabın bitecek. Ve leyse binafihin fihe ebeden, ebedi de ona üfleyecek durumda değil. Yani ruh vermek Allah'ın elindedir. Yani azabı daimi olacak, Allah muhafaza. 1222. hadis-i şerif: Men kade a'me, her kim a'maya, köre onu tutar, yürütür ise, mesela karşıdan karşıya geçecek, bir yere gidecek, ne yapıyor? Onun eli ayağı gözü oluyor. O kade onu, onu ne yapıyor? Tutuyor. Arba'ine hatvaten, 40 adım götürüyor, 40 adım. Vacibet lehu el cenne, o yardımcı olana cennet vacip olur. Subhanallah. Demek ki en büyük, demiştik, en büyük sıkıntı, Allah muhafaza etsin, gözlerin gitmesidir. Bu gözlerin gideğine de böyle insanların yardım etmesi ne kadar büyük sevapmış. 1200, yani 40 adım da çok kısa bir mesafedir. Yani 40 adım, belki karşıdan karşıya geçirirsen o da 40 adım bulur zaten. 1223. hadis-i şerif: Men kâle, her kim dese ki, Subhanallahi ve bihamdi, iki kelime. Subhanallah, Allah Teala'yı tenzih ederim bütün 90 sıfatlardan. Allah Teala'nın sıfatları mükemmeldir. Her şeyi işitir, her şeyi bilir, her şeyi görür. Ve bihamdihi, Allah Teala hamd ederim. Bunu söylese bu kelimeyi, fi kulli yomin mi'ate merre, günde 100 sefer. Yani ortalama insanın bir saniyesini alır belki. Yapılsa 2-3 dakika sürmez. Huttat hatayahu, onun günahları silinir. Ve in kânet mislezebedil bahr, eğer onun velev ki günahları denizin köpüğü kadar olsa dahi. Yani belki belgeselde görmüşsünüz, denizin köpüğü çok oluyor. Denizin köpüğü kadar günahları olsa dahi, günde 100 sefer Subhanallah ve bihamdi dediği zaman onun günahları, huttet hatayahu, günahları silinir, dökülür. 1224. hadis-i şerif: Men kâme Ramazan, her kim Ramazan'ın gecesini, yani belki bu teravih içindir, yani kim gecesini ihya eder ise, ayağa kalkmak, Ramazan'ı kalkmak yani ihya etmek. İmanen, inanarak, ve ihtisabın, mükafatını Allah'tan bekleyerek, ufire lehu ma tekaddeme min zenbi, onun geçmiş günahları bağışlanır. 1225. hadis-i şerif: Men kara suretel kehf, kim Kehf suresini, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresini okursa, ne zaman? Fi yevmil cumaati, cuma günü.
Eda'alehumâ beynel cuma'teyn. O cuma ile sonraki cuma arası, o iki cuma, tamam mı? İki cumanın arası ne olur? Aydınlanır. Eda aydınlanır. Yani her cuma, o iki cuma arası ne olur? Aydınlık olur. 1226 Men kara suretel Bakara. Her kim Bakara suresini okur ise tuvice taşlanır. Bitaci minel cennet, cennetten bir taş ile taşlanır. Cezakumullah hayran kesin.